Ben Nilüfer Akkuş, 50 yaşındayım. Bana kanan testi göğüs kanseri, ikinci evre B. İlk önce zaten insanın aklına ölüm geliyor, başka bir şey gelmiyor. Tabii ki bu arada ailemden saklamışım, çoğu bilmiyor. Belki patoloji sonucum iyi çıkar da aileme derim ki bir şey yoktur diye. Benden 28 gün önce benim eşim felç geçirmişti. Eşimin altını bezliyoruz, burnunda hortum ilaçları ezip veriyoruz. Çünkü seronla besleniyor sadece. O esnada duyduğumda şok oldum yani, Allah'ım ne oluyor diye, bize yardım et. Ve beni eşime bağışla, senden bir şey istemiyorum, tek dileğim bu. Çünkü ona benden başka bakacak kimsesi yok. Aslında bir nevi ben eşime de ağlıyorum, kendime de ağlıyorum. Aileme de baktığımda üzülüyorum. Sanki bir daha görmeyecekmişim gibi. Aslında orada ailem bana kızdı, sen niye böyle yapıyorsun, bak eşin iyi oldu, hastaneden kurtuldu, eve geldi. Böyle diyorlar ama benim içimdeki fırtınayı bilmiyorlar ki. Aslında ben bir içinizde ben bir kanser hastasıyım diyemedim orada. Diyemedim çünkü kendime yakıştırmadım, çok güçlü bir kadındım. Doktor bey dedim, bu illet, bu nalet, zehirli yılan beni nerede yakaladı, ne zaman? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Babam 2012'de rahmetli oldu. Birinci ayında bana dedi ki, 12. ayın 7. ayında, o 2012'nin 7. ayında bu illete yakalanmışsın. Dedim, ben zaten tahmin etmiştim çünkü babama dayanamıyordum, çok ağlıyordum. Ben işime parayla mı bakacağım? Devlet büyüklerimiz işimi benden çok mu sevecek? Hayır. Ondan sonra durum iyi olmayanlar alsın. Ben istemiyorum hiçbir şeyi. Bu arada da toplu taşımayla gelip gidiyorum. Ve geliyorum, toplu taşımayla giderken yalnız gidiyordum. Çünkü iyiydim yani. O ağırlarda ailem hep yanımda oldu ama gerek kalmadı çünkü kemoterapiden çıktıktan sonra. Ondan sonra ve toplu taşımaya biniyorum. Geliyorum, pazarda iniyorum, alışverişimi yapıyorum ve evime geliyorum. Evimde de koca bir rampa çıkıyorum. Böyle bayağı bir yüksek bir tepe. Ve bilerek de taksiye binmiyorum yani. Kardeşlerimin arabası var, gelin beni alın desem uçarak gelecekler. Onu da demiyorum. Maksat orada, ben hem psikolojimi toparlamak istiyorum, eski Nilüfer olmak istiyorum, hem de gücümü yeniden kazanmak istiyorum. Ben aslında anneme de anneydim, küçük kardeşlerime de anneydim, eşime de anneydim, yeğenlerime de anneydim, ben kendime de anneydim. Aslında ben herkese yetişmişim ama ben kendime yetişemedim. Yani hasta olduktan sonra, şuraya bakar mısın? 10 gün raporum vardı, yine hadi koş Nilüfer işe. İşe, çünkü ben işimi aşkla yapıyorum, çünkü yemek yapmayı çok seviyorum. Ve evime geliyorum, birkaç saat uyuyorum duş aldıktan sonra ve mutfağıma geçiyorum, en sevdiğim yemeği yapıyorum. Çünkü ben yemek yapmakta, bana en büyük terapim yemek yapmak. Bazen kemoterapi ilaçları çok değiştiriyor. Huyunu, suyunu, her şeyini değiştiriyor. Işın deyince ben çok kötü oldum. Çünkü benim simsiyah saçlarım vardı. Saçlarımı çok seviyordum. Tabii ki bu arada kaşlar gidiyor, kiprikler gidiyor. Güzelliğin kayıyor. Bir solgunluk veriyor sana ilaçlar, kemoterapiler. Bak işte eski Nilüfer oldum, gördün mü? Aa, şimdi benim de ok gibi kaşlarım var. İşte oldum Nilüfer. Eski Nilüfer oldum. Güzel oldu mu?
de iğrenme biliyorum. Çık diye oturdu kaşlarım.